Can yoldaşım, yeni bölümde neler olacak? Chubby Sandia'dan kopya çekti. İkili yakalandı. Bakalım neler olacak? Chubby'nin çalınan sınav sorularını almasına Sandia karşı çıksa da Santoş destekler. Sınavı geçerse evliliğini yapabilecektir. Sandia bu sorular çıkmazsa ne olacak demeden Santoş onu susturur. Sandia odasına gittiğinde bu duruma oldukça kızmıştır. Bir şekilde bir şeyler yapması gerektiğini düşünür. Bu amaçla okulu arayarak bilgi almaya çalışır. Müdüre sınav sorularının çalındığından haberdar olduklarını söyler. Bu konuyu araştırdıklarını sözlerine ekler. Sandia sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini sorarken, müdüre başarılı öğrencilerin bu sınavı geçeceğini, bu yüzden endişelenmemesini söyler. Sandia telefonu kapattıktan sonra bu durumu Chubby'ye haber vermesi gerektiğini düşünür. Sandia Chubby ile konuşmak istese de Chubby onu takmaz. Konakta Santoş ise ailesinin sayısı arttığı için gergindir. Mohit de artık ev bütçesine katkı yapmasını ister. Mohit bu konuda şimdilik sessiz kalmaya devam eder. Sadece parayı gelecek ay vereceğini söyler. Bu arada Chubby ve Sandia okul yolunu tutar. Chubby hala Sandia'yı dinlememekte diretir. İkili sınav salonuna girdiklerinde kağıtlar dağıtılır. Sandia sınava hazırlandığı için kağıdını alınca soruları cevaplamaya başlar. Chubby ise soruların değiştiğini görünce şoke olur. Çalıntı sorularla sınav soruları eşleşmiyordur. Köşeye sıkışan Chubby ne yapacağını bilemez. Sorular karşısında öylece dona kalmıştır. Bu esnada Sandia'nın sınav kağıdı yere düşer. Sandia bunu fark etmezken Chubby ayağıyla kağıtları yanına çeker ve kopyalamaya başlar. Ancak çok geçmeden gözetmene yakalanır. Gözetmen Sandia ve Chubby'yi kopya çekmekle suçlar. Chubby Sandia'yı savunarak kendisinin çektiğini söyler. Sınav kağıdını bırakarak ayrılır. Sandia sınavına devam ederken Chubby oldukça endişeli bir şekilde konağın yolunu tutar. Chubby konağa döndüğünde bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünür. Sandia'nın kendisine kopya verdiğini söyler. Sandia buna itiraz eder. Chubby'nin yalan söylediğini açıklar. Santoş Chubby'ye ateş püskürürken Chubby yalanlarına devam eder. Sandia kendisini dinleselerdi böyle bir durumun olmayacağını da söyler. Santoş bu sözlere çok alınır. Zira Chubby'nin soruları çalmasını desteklemişti. Bu yüzden Santoş Chubby'nin yanında yer alır. Sandia'nın kopya konusunda ona yardım ettiğini düşünür. Sandia bu suçlamalara karşı çıkarken Santoş küplerden birini kırar. Bu Sandia'nın yaptığı ilk büyük hata olmuştur. Santoş Chatu'nun doğum gününe kadar Sandia'ya süretilir. Tüm küplerin kırılmasına sebep olacak hatalar yaparsa okuldan ayrılacaktır. Yapmazsa Santoş bir daha eğitimine karışmayacaktır. Sandia düştüğü bu durumdan dolayı çok öfkelidir. Santoş da Chubby'nin evliliğinin iptal olmasından dolayı endişelidir. Suraj Santoş'a karşı Sandia'yı kollamaya çalışsa da Santoş her zamanki gibi ona söz hakkı tanımaz. Suraj bu yüzden oldukça öfkelenir ve öfkesini Chatu'dan çıkarır. Onu azarlar. Sandia bu olaya el atar. Suraj'dan sakinleşmesini ister. Öfkenin hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyler. Suraj böylelikle biraz da olsa kendine gelir. Sandia her ne kadar Suraj'ı sakinleştirse de kendisi sakin kalamayacaktır. Chubby'nin yanına giden Sandia ona Santoş'u kandırabilirsin ancak gerçeği saklayamazsın der. Sandia Chubby'nin yalanının er ya da geç ortaya çıkaracaktır. Bakalım daha neler olacak. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için dizi Haber Dünyası'nı takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.